Merhaba arkadaşlar, PTB'deyiz. Yine Chucky oynamak istedim ve oyun bulma süresi çok uzun olduğu için bizim Treyarch ekiple bir Chucky oynayacağız Custom Game'de. Addonlardan başlayalım. İlk olarak bir tanesi %10 Slice and Dice. Yani hızlı bir şekilde koşma özelliğinizi kaçırdığınız zaman cooldown'ını %10 azaltıyor. Diğeri de yine koşunuzu kaçırdığınız zaman CTRL'inizin, Hide Who modun cooldown'ını %15 azaltıyor. İki tane cooldown giriyorum çünkü düzenli olarak koşmak ve çevrede afacanlık yapmak istiyorum. Map üzerinde kullandığım perkler Cool Grace, her can bittiğinde 2 yük verecek ve ileri doğru atılmamı kolaylaştıran bir perk, %80 kadar. Bence Chucky'de önemli bir perk. Deadlock keza normal, bence açık ara Killer'daki en OP perk. Bunu sürekli söylüyorum. Bunu aldığınız zaman jeneratörleri bayağı bir kolay tutuyorsunuz. Her bir can bittiğinde bir sonraki en yüksek ilerlemeciğini 30 saniye kapatıyor. No way out'ta astığınız kişi başına 12 saniye ilaveten kapıların kapalı kalmasını sağlıyor. 4 kişi de asarsanız 60 saniye kapılar kapalı kalıyor ve size oyunda daha fazla süre kazandırıyor. Diğer perk'üm de Ultimate Weapon. Bu zaten sürekli gördüğümüz bir perk aslında. Son zamanlarda meta'da yer edindi. Güçlü bir perk. Dolap açtığınız zaman 30 saniye devreye giriyor ve dehşet alanınıza giren Survivor'lar bağırıyorlar, yerlerini açığa çıkartıyorlar ve 30 saniyede körlük durumuna giriyorlar. Sonrasında 30 saniyelik bir bekleme süresine giriyor. Çok sevdiğim bir perk. Buradan da Hi YouTube diyor. Gafret'e selamlar gönderelim YouTube'da izleyenler. Hızlı bir şekilde maça geçiyoruz. Evet, maç başladı. RPD denk geldi. Hatching Killer şeklinde çıkmasıyla ilgili bir adak kullanmışlar ama çok sorun olmayacak. Şimdi Chucky bildiğiniz gibi TPS bir kameradan oynuyor. Diğer türlü yerde çok sıkıntı yaşayabilirdi görüş olarak. Karakterin boyunun çok küçük olması spotlarda bir şeylerin çevresinde dolanırken sizi görmesini zorlaştırıyor Survivor oyuncularının. Bu yüzden kısa boyu çok büyük bir avantaj Chucky için. Onu söyleyelim. Evet. Şu anda tespit edilemezim. Hide Who modda olduğum için. Evet, suratıma bir palet yedim burada. Hızlı bir şekilde bunu kıracağım. Bu sanırım Fehmi bu arada. Fehmi can yapma konusunda çok başarılı bir arkadaşımız. Bu yüzden o can çok hızlı bitti bu arada, ilk can. Gerçekten çok hızlı bitti. Bizimkiler ağlattılar Can'ı. Okey, bu odada. Normal mouse bir atacağım. Lanca tak atarsam çünkü Kudu Grace steğini kaybedecektim. Hızlı bir şekilde alıyoruz sırtına. Ya işte Chucky gelirse sırtına nasıl alır falan diyordu birçok kişi ama behavior getirmek istersek bir şekilde ayarımızı yapıp getiririz diyorlardı. Orada da Chucky'nin ruh hali yardımcı oluyor kendisine sırtına taşırken. Burada ufak bir takıldım. Burada düşürecektir. Düşürmedi. O zaman hit yiyecek muhtemelen şöyle. Güzel. Onu düşürecek muhtemelen. Yetişemedim. Oo, Gafret'ten büyük bir hata bu arada gerçekten. Evet, burada yakaladım Gafret'i. Şöyle alacağım hızlı bir şekilde. Direkt buraya asalım. No way out 2 stack. Çok sinsi bir karakter Chucky. Evet, burada Dimitri. Paleti aldık. Buradan aşağı gitti. Güzel. Güzel bir hit. Şimdi Fehmi benim öncelikle hedefim olması lazım. Diğer türlü canlar bayağı bir ağlayacak. Fehmi'de light vardır. Güzel. Palet kırmaya uğraşmayacağım. Yukarıda bir can ses geliyor. Hemen aldık. Şimdi Fehmi gerçekten önemli bir silah. Yani boş bıraktığınız zaman canları su gibi içiyor. O yüzden önceliğim Fehmi olmalı.
Meydanda kimseyi göremiyorum. Bir tekme atabiliriz buna. Sonra yukarıya gideceğim. Jeter'liği kapattım. Okey, ikisi de burada. İkisini de görüyorum. Oceni Uğur yapıyor galiba. Stop being such a chicken. Gaflete geliyorum. Gaflet nereye gitti? Evet, Uğur bitirdi. Başka bir yerdeki canı. Güzel, çok iyi bir hit. Çok iyi bir hit. Beklemiyordu bunu. Kudu Grace 4 stack. Fehmi'ye heal attılar. Buradan Fehmi'ye dönebilirim aslında da. Fehmi'yi... Ha, gördüm Fehmi'yi şimdi. Tamam. Güzel. Güzel, gayet iyi. Altından da kayabiliyoruz paletin. Şu Jenny yapıyorlar galiba. Galiba bu Jenny yapıyorlar orada. Sanırım. Evet. Evet evet, bu Jenny yapıyor. Fehmi yapıyor muhtemelen. Tamam, Fehmi ölüyor bu arada. Yakalarsam ölecek. Güzel. Güzel. Hoş oldu. Hop, oraya takılmam biraz üzdü beni. İçeride. Okey. Fehmi yakaladım. Fehmi çok tehlikeli bir silah takım. Yani rakip için. Yani benim için. Çok iyi yapıyor Jen'i. Üstteki Jen de bitiyor. Fehmi'yi hızlı bir şekilde çıkartmamız önemliydi. Hemen astım Fehmi'yi. Ya şimdi iyi oyunculara karşı böyle oynamanız lazım. Yani diğer türlü oyun bitiyor. Hani bir şey yapamıyorsun. Sonuçta onların açısından can yapmak, benim açımdan da kill almak çok önemli. Dolayısıyla kim daha hızlı bir şeyler yaparsa o kazanıyor oyunu kabaca. Evet, o can bitmek üzere. Okey. Özelliğim kapandı bu arada. Beklemiyordum bunu. Okey, burada yakaladım Berat'ı. Hemen aldım. Deadlock bana süre kazandırıyor. Tabi Noveatum da var. Noveat da bana endgame'de süre verecek. Şimdi bir can daha bittikten sonra 5 tane Kudu Grace isteğim olacak. Bayağı ileri doğru atılabileceğim. Ha, bu can da bayağı bir ilerlemiş. Okey, Deliverance geldi. Şimdi çok uzaklaşırsam patlarız. Can biter. Gaflet nerede acaba? Gafleti bulmak önemli. Yaralı şu an. Okey, bu can da yok. Şuna bakacağız. O bitiyormuş can. Bitirecek onu. Okey, bitirdiler Jen'i. Jen'i bitirdiler, hakkını verdiler Jen'in. Hemen Noveatu da tetikledi Berat orada. Asamayabilirim bu arada, biliyor musunuz? Astım son anda. Gerçekten son anda astım bu arada. Şöyle gaflete fake atmak açısından. Evet. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Çünkü save'e gelmek zorunda. Şu an Berat da bahçe tarafında muhtemelen. Bahçe tarafında olması lazım. Evet, görüyorum. Yukarı mı çıktı acaba? Sanırım yukarı çıkmış. Evet, sanırım yukarı çıkmış. Burada değilmiş. Bahçeden yukarı çıkmış.
Güzel, 4 kill. Yine 4 kill'e çevirdik. Ya böyle oyunculara karşı mümkün olduğu kadar akıl oyunları çevirmen lazım. Başka türlü kazanamazsın abi. Başka türlü kazanamazsın. Hani adamlar çok hızlı şey yapıyorlar, can bitiriyorlar. Spotları iyi kullanıyorlar. O yüzden kritikti bir akıl oyunu yapmak. Buradaki aslında sorun da yaralı gezmesiydi Gafret'in, Berat'ın. Yaralı oldukları için hata lüksleri yoktu ama yaptılar ve bir bedeli oldu. Burada aslında Gafret'in önüne çıkışım bir kişi eksik halde bıraktı onları. Normalde uzakta heal'lansalardı muhtemelen Uğur'u alabilirlerdi. Kapı da çok yakındı. No Way Out'u da erken tetiklediler. Ama akıl oyunları diyelim. Hepinizi Dead by Türk Discord'a bekliyoruz. Keyifli bir Discord. Haberleri takip edeceksiniz. Birlikte oynayacak arkadaş bulacaksınız. Düzenli çekilişlerimiz olacak. Direkt hepinizi bekliyoruz arkadaşlar. Tabii yayınlara da uğrayın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız da önemli. Hoşçakalın.